Aslında vücudumuzdaki belli dokulardaki hasarlar, kendi vücudumuzda gizli bazı şifrelerle iyileştirilebilir. Özellikle kök hücrelerin en üstündeki ana hücreler, değişik hücrelere farklılaşma yeteneğine sahiptir. En üstteki öncül hücreler bazen kıkırdağa, bazen kemiğe, bazen cilde dönüşürler. Dolayısıyla değişik dokulardaki hasarlar, öncül hücreler kullanarak bunları laboratuvar ortamında uygun enzimatik yollarla kıkırdağa, kemiğe veya cilde dönüştürülebilir. Dolayısıyla bu hasarlar laboratuvarda hazırlanan özel kök hücre ekstraklarıyla iyileşmeleri temin edilebilir. Aslında vücudumuzda her şey gizli. Bizim dışarıdan suni hiçbir materyale ihtiyacımız yok. Vücudumuzda bizi iyileştirecek tüm materyaller var. Ama biz bunu kullanmasını bilmeliyiz. İşte bu kök hücrelerin uygun işlenmesiyle her yerde, kemikte, dokuda, kıkırdakta, sinirde, ciltte, her yerde biz bu hücreleri kullanarak iyileşmelerini sağlayabiliriz. Ama bu hücrelerin uygun şartlarda, ehil ellerde bilinen uygun, güvenli yöntemlerle farklılaşması gerekir. İşte bu farklılaşma sonrasında da uygun hücrelerin uygun bir takım kılıflara eklenerek vücuda yerleştirilmesi gerekir. Son dönemlerde biz de özellikle kıkırdaktaki bir takım problemlerde kendi vücudumuzda gizli hem genleri hem de kök hücreleri kullanarak bazı tedaviler yapmaktayız. Bu tedavilerde hem genlerimizdeki bir takım problemleri çözerek, buradaki bir takım aksaklıkları düzelterek hem de kıkırdak hücrelerimizdeki problemi kendi kıkırdak hücrelerimizle çözerek tedavi etmekteyiz. Bizim biyohedeflemeli, yani kendi hücrelerimizin kıkırdaktaki sorunlu bölgeye ulaşmasını sağlayacak bir takım küreler içerisine yönlenip onların yönlendirmesini sağlayacak yöntemleri kullanarak dizde, kalçada, ayak bileğinde, omuzda ve diğer eklemlerde kıkırdak problemlerinde kendisinden elde ettiğimiz kök hücreleri uygun ortamlarda yerleştirerek, bir takım kürelere yerleştirerek oraya enjekte etme şansına sahibiz. İşte bu yöntemle o bölgelere ulaşan hücreler zamanla o bölgeleri onaracak, normal dokuya benzer, normal doku kalitesine yakın doku kaliteleri oluşturarak kişileri tedavi edecek.